İmparatorluğundaki hatalar, işlenen hatalar ve Osmanlı'nın iç yapısı neydi? Bunu ele alacağım sizinle. Son derece belki iki program devam eder bu. Şu bakımdan önemli. Hani gözde hep büyütülüyor Osmanlı, Osmanlı ama çökmüş işte. Hani çınara benziyor, içi kovuk çınara benziyor. Dalları var, her şeysi var ama gövdenin içi boş. Şimdi onu göreceksiniz. Yani borç altındaki bir Osmanlı, rüşvet ve iltimasın sürdüğü bir Osmanlı, liyakatın yer almadığı bir Osmanlı, saray kadınlarının zevk ve eğlencede olduğu bir Osmanlı, padişahların keza eğlence içerisinde olduğu bir Osmanlı. Şimdi içki içiliyor muydu, içmiyor muydu, bunları da söylüyorlar. İçiyorlardı kardeşim, onlar da içiyorlardı hepsi. Bunlar da kayıtlı, bizzat kayıtlı tarih kitaplarında. Ben içkiyle ölçmüyorum bunu. Ama devlet tecrübesi olmamakla ölçüyorum. Bunları o şekliyle değerlendirmemiz lazım. Liyakatsiz insanlarla yönetildiğiniz an çökmeye mahkumsunuz. Ekonomi çökmüşse, milli değerleriniz çökmüşse, ahlaki değerleriniz çökmüşse zaten ayakta kalamazsınız. Eğitim yok. Yani artık cahil insanlar. Yani din adamlarınız cahil, devlet adamlarınız cahil veya birbirinin kuyusunu kazıyor. Siyaset adına birbirlerine çelme takıyorlar. Devletin menfaatlerini bir tarafa atmışlar. İstikraz çıkıyor. Ya yani borç alıyorlar dışarıdan. Aldıkları borcu da yiyorlar kardeşim. Rüşvet olarak kendi ceplerine giriyor. Hatta padişaha bile sanki yeni bir gelir kapısıymış gibi sunarak ona da sunuyorlar. Padişah annelerine, valide sultan hanımlara da veriyorlar. Yani ben size bir gün bunlar üzerinde duracağım tek tek kaynaklarıyla. Yani öyle zannedildiği gibi Osmanlı Devleti çok büyük bir devletti bilmem ne. Büyük devletti ama ne zaman büyük devletti? İşte Fatih'ten düşünün veya 2. Murat'tan düşünün. Kanuni Sultan Süleyman hatta 2. Selim döneminde alırız. Padişah iç savaşa gitmemiştir ama devlet adamları hala tecrübelidir ve liyakatlıdır. O devlet adamları sayesinde ayakta kalmıştır. Ama Kanuni döneminde bile %50 enflasyon vardır arkadaş. Yani bazı şeyleri açık açık bilmemiz lazım ki o hatalara bir daha düşmeyelim. Şimdi tarihçinin görevi de budur. Yani ben size doğru bilgileri vermek zorundayım. Vermediğim takdirde o zaman yani çok büyük devletli, büyük zaferler kazanan bir millettik falan yok kardeşim öyle bir şey. En çabuk işte asimil olan bir milletiz var mı diyeceğiniz daha. Neyse onlara geleceğiz daha sonraki bir şey. Tabii ki korkmamız lazım bu tanıdık gelen bu olaylardan. Niye korkacağız? Aynı hadiseleri yaşıyoruz. Yaşanılan hadiseler geçmişte sonucu nereye götürülmüştür gördüğünüzde yani menzilin ne olduğu belli. Varacağı yerin ne olduğu belli. Tabii ki korkacaksınız. Korkmamak mümkün mü? Ben açıkçası çok korkuyorum. Tarihçi sıfatıyla çok korkuyorum. Ümidimi kaybetmek istemiyorum. Düzelebilir mi? Düzelebilir. Ama böyle devam ederse düzelmez. Böyle devam ederse düzelmez. Çok iyi bir gençliğimiz de yetişiyor. Bak ben açıkça söyleyeyim. Çok akıllı, dünyayı tanıyan, muasır medeniyetin seviyesine ulaşmış gençliğimiz de var elimizde. Ama tın tın eden gençliğimiz de var arkadaşlar. Bunu da göz önüne almak zorundayız. Yani açık ve net olarak görülüyor bunlar. Şimdi devam edeyim. İşte Birinci Balkan Savaşları Londra işte konferansları sonrasında imzalanan anlaşmayla işte Enes Hattı'na kadar Bulgaristan'a bırakıldı. Adalar Yunanistan'a bırakıldı. Dolayısıyla 1912 Birinci Balkan Savaşları'nda kaybettik. Osmanlı Devleti olarak kaybettik ve nasıl söyleyeyim? Balkanların bugün Edirne dahil Tekirdağ vesaire bölgeleri ne kadar da geldiler mamafi ama bu bölgeler hariç Birinci Balkan Savaşları'nda bütün Balkanları kaybettik. Yani Batı Trakya'yı, Selanik, işte Makedonya, Bosna Hersek bölgesinin tümüyle kaybettik. Sonra iş bitti.
Dimetoka falan da Bulgaristan'a verildi. Yani Ege Denizi'ne çıktı Bulgaristan, düşünün. Şimdi iş bitti. Ondan sonra Romanya'da, hatta Silistre'yi aldı. Fakat bununla yetinmediği için Bulgaristan'la savaşa girdi. Bulgaristan'a savaş ilan etti. Bulgaristan'la yeniden 3 Şubat 1913'te savaş başladı yeniden. Fakat yine aynı şekilde şeylerden Yunanistan'da Makedonya üzerindeki hakları ile ilgili şey yapamadılar, anlaşamadılar. O bölgede de çatışmalar çıktı. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan hepsi birbirine girdi. Yani miras yedi şeklinde, hani bir babadan bir miras kalır da sonra çocukları kendi aralarında kavga ederler ya, mahkemeye düşerler veya birbirlerini hatta öldürürler. Buna benzer bir hadise meydana geldi. Osmanlı Devleti'nden almış oldukları topraklar kendileri açısından arzu ettikleri şekilde bir paylaşım olmadığı düşüncesiyle birbirlerine düştüler. İşte o tarihte yine İttihat Terakki hükümeti vardı. Bundan faydalanarak Edirne'yi almak için girişimde bulundular ve Edirne ele geçirildi. Nitekim Edirne'nin ele geçirilmesiyle, yani 10 Temmuz'da işte Bulgaristan'a savaş açıyor Romanya. 10 Temmuz 1913'te savaş açıyor. 23 Haziran 1913'te de Sırbistan mesela Karadağ ve Yunanistan'a savaş açıyor. Bunlar birbiriyle savaşırlarken Osmanlı Devleti de hiç olmazsa elden çıkmış olan Edirne'yi yeniden alalım diye harekete geçtiler. Ve 19 Temmuz'da da Bulgarlarla Osmanlı Devleti savaşa girdi ve Edirne ele geçirildi tekrar. 21 Temmuz'da Edirne yeniden alındı. Savaşların tümünün bitiminden sonra 10 Ağustos 1913'te de Bükreş Anlaşması'yla Bulgaristan bu ikinci savaş da sona erdi. Yani ikinci Balkan Savaşları'na sona erdi. Ve 29 Eylül 1913'te Bulgarlarla yapılan anlaşma çerçevesinde Edirne ve belli bir 40 kilometrelik bir alanda Osmanlı Devleti'ne kaldı. Fakat bu arada da bu dönem içerisinde 1. 2. Balkan Savaşları arasında 225 bin kişi hayatını kaybetti bu Edirne bölgesinde maalesef Türklerden. Onun dışında daha sonra Osmanlı Devleti Yunanistan'la da 14 Kasım, yanılmıyorsam 14 Kasım 1913'te de Yunanistan'la anlaşma yaptı Osmanlı Devleti. Bu anlaşmayla İmroz, Bozcaada ve Meis adaları Osmanlı Devleti'nde kalmak suretiyle diğer adaların Yunanistan'a ait olduğunu kabul etti bu anlaşmayla. Dolayısıyla 1. ve 2. Balkan Savaşları'yla Osmanlı Devleti kendi yaptıkları hatalar, ondan sonra yabancı devletlerin Osmanlı Devleti'ni bir şekilde aldatmaları sonrasında bu Rumeli'yi kaybettik. Şimdi Rum ili diyoruz biz buna. Dikkat edin, Rum ili, yani Rum'dan maksat Roma anlamına almanız lazım. İl, el kelimesi de memleket anlamına geliyor. Bu ismi vermişler. Balkan kelimesi ise dağlık alan anlamına geliyor. Dağlık alan anlamına geliyor. Türkçe bir kelime aslında Balkan kelimesi. Balkanlar demeyi biz daha çok tercih ediyoruz ama Osmanlı Devleti Rum ili eyaleti olarak kurmuş olduğu için vilayeti tabii ki Rumeli demek zorunda kalıyoruz. Ki büyük bir vilayet. Yanılmıyorsam 18 kadar livaya, sancağa bağlı manastır merkez şey olarak eyaletin merkezi orası. Anadolu için de Rum deniyor Osmanlı kaynaklarında. Daha sonra Batılılar ise Anadolu'ya, biz mesela yine Rum dememize rağmen, eyalet Rum dememize rağmen Anadolu'ya Kütahya merkezli iki beylerbeylik halinde, birisi Anadolu Rum işte
Anadolu vilayeti, diğeri Rumeli eyaleti. Bunun ikisini içerisinde bize rağmen Batılılar Anadolu'ya Türkomanya ismini veriyor. Türk illeri, ili adını veriyorlar. Ta 11. yüzyıldan itibaren hatta bu ismi vermişler. Rumeli ise onlar da Rumeli olarak belirtiyor. Roma toprağı olarak belirtiyor. Şimdi bu konular şu şekilde ele almamız lazım. Tabii ki hani geçenlerde bir zat çıktı, profesör ünvanlı bir zat çıktı. Rumeli'de efendim işte Türk mü vardı ki dedi, Suriyelilerle işler tutmaya kalkıştı. O zaman Anadolu'yu da aynı şekilde düşünmek gerekir. Eğer onun mantığıyla hareket ederseniz, peki Anadolu'daki Türkler ne zaman geldiler? Bizim işte tarihlerimize bakarsanız 1071-1056'dan itibaren yani 11. yüzyılda geldiler. Ondan önce Türkler var mıydı? Tabii bizim ilmi olarak baktığınızda tabii ki Türkler vardı. Ama asıl ikinci kez gelip burada yurt tutmaları ve devlet kurmaları evet 11. yüzyıldan itibaren oldu. Fakat 5. yüzyıldan sonra Hazar İmparatorluğu var. Urfa'ya kadar da sınırları geliyor Mahmafi. Fakat milattan öncesine dayanan Anadolu'da bir Türk varlığı vardır. Onu da belirtmek gerekiyor. Onu da özellikle belirteyim şey olarak. Şimdi değerli arkadaşlar, Rumeli bölgesi gerçekten Osmanlı Devleti tarafından işte biliyorsunuz Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından ilk Çinbi Kalesi'ne çıkararak ondan sonra fetih başlıyor. Osmanlı Devleti bütün ağırlığını öncelikle Balkanlara vermişler. Balkanlarda her fethedilen yere nüfus naklediyorlar. Anadolu'dan yörüklere naklediyorlar. Yerleşik halktan da naklediyorlar. Haliyle Anadolu ciddi bir biçimde Türkleşmiştir. Şimdi şurasını söyleyeyim. Size belgesini şu an gösteremeyeceğim. Nerede olduğunu tam olarak bilemiyorum. Çünkü kitaplar hala bir yerlerde duruyor. Kütüphane kuralım dedik ama kuramadık. Çuvallar içinde duruyor. Şimdi orada bir takım kaynaklar var. Mesela Batı Trakya dediğimiz Selanik için alan bölge Kırcali bölgesini de alıyor. Yalnız Bulgaristan, bugün Bulgaristan'daki Kırcali bölgesi de dahil olmak üzere bütün Dimetokka'ya kadar, bizim o bölgelere kadar, yani şimdiki sınırlarımıza kadar gelen bölgede Türk nüfusu Selanik dahil 711 bin Türk var. O bölgede 711 bin Türk var. 110 bin Rum, Yunanistanlı yani Rum, 110 bin de Bulgar nüfusu var. 44 bin Yahudi nüfusu var. Bunlar Fransız kaynaklarıyla da teyit ediliyor benim araştırmalarıma göre. Dolayısıyla bu konuya o şekliyle baktığınızda bugün sadece Batı Trakya'da işte 120 bin, 125 bin civarında Türk kaldığı belirtiliyor ki 1923 Lozan Anlaşması sırasında da var olan nüfus aşağı yukarı bu kadar. Dolayısıyla Yunanlar burada nüfusu tutmuyorlar. Buradan nüfus, Türk nüfusu dışarıya kaçmak zorunda kalıyor, kaçıyor ve geri alınmıyorlar. Geri alınmadıkları için de nüfus bir türlü yükselmiyor orada. Halbuki yapılan araştırmalara göre Batı Trakyalı olup da dışarıda olan kişilerin nüfusu oradan kat ve kat fazla 500 binlere kadar çıkan bir nüfus var. Batı Trakyalı nüfusu var. Türkiye'de çok önemli bir grup var tabii Batı Trakyalı. Onun dışında işte İngiltere'de var bir miktar. Oralarda da yaşayan insanlar var. Tabii Batı Trakya'nın bu Bulgaristan tarafında olan Kırcali bölgesinde falan Türkler hala yaşıyorlar biliyorsunuz. Fakat Balkan Savaşları dramatik sahnelere, olaylara sahne olmuştur demiştim. Çok önemli bir Türk nüfusu bu çerçeve içerisinde o bölgeleri vatan olarak gördükleri o toprakları terk etmek zorunda kalmıştır ve Türkiye'ye göç etmiştir. Kimisi karayoluyla geldiler, büyük bir eziyet içerisinde, büyük meşakkatlerle, çoğu yollarda
öldüler, öldürüldüler. Bazıları gemilerle gelebildiler. Buna rağmen dediğim gibi 1923 Lozan Anlaşması'yla mübadeleye tabi tutulmak suretiyle Batı Trakya'dan gelenlerin sayısı da yanılmıyorsam 336 bin civarında Türk geldi yine o bölgelerden. Toplam Batı Trakya'dan gelen sayı 600 binlere kadar varmaktadır. Tabii ilk göçler bizim Balkanları kaybetmemizdeki ilk savaş biliyorsunuz 93 Harbi dediğimiz savaştır. O savaş sırasında önemli miktarda bu sefer Bulgaristan bölgesinden Türkiye'ye nüfus göç etmiştir. Aşağı yukarı Balkanlardan yani gerek 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, gerek 1912 Balkan Savaşı, gerek ondan sonra peyderpey gelen Türkiye'ye gelen nüfusla birlikte yaklaşık 5 milyona yakın insan gelmiştir zaman içerisinde. Türkiye'nin nitekim 1927 nüfus sayımında Türkiye'nin nüfusu 13.580.000 civarındadır yanılmıyorsam. 13.580.000 civarındadır. Dolayısıyla 5 milyon civarında nüfus gelmiştir. Anadolu asıl bu dönem sonrasında Türkleşmiştir. Çünkü buradaki Rumlar, İstanbul Rumları hariç Anadolu'dan Yunanistan'a gitmek durumunda kalmıştır. Zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki milli mücadele döneminde de bazı Rumlar Anadolu'yu, Batı Anadolu'yu özellikle 1922 yılına kadar terk etmek durumunda kaldılar Yunanlılara verdikleri destekten dolayı. Yine 1921'e kadar Fransızlara destek veren güneydeki Ermeniler Fransızların çekilmesiyle beraber onlar da Suriye, Lübnan ve bir kısmı yine Fransız gemileriyle İstanbul, Balkanlar, Ermenistan ve İskenderiye'ye götürüldüler. Oralara götürüldüler. Orası da temizlendi. Onların yerine Türkler yerleştirildi. Keza Doğu Anadolu bölgesinde yine Ermeniler Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir kısmı geri dönmüştü. Çünkü dönenlerle birlikte ki kiliselerin de onayladığı rakam 644 bin civarında bir Ermeni nüfusu vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1918'de Osmanlı topraklarında 644 bin nüfus vardı. Geri kalanları Amerika'ya mesela ilk etapta 67 bin kişi gitti. Baltimore, New York limanlarındaki yolcu defterlerine bakarsanız görebiliyorsunuz bunları. Rusya'ya keza gitmişti ki Bogosnovar Paşa yazıyor zaten. Rusya'ya ne kadar gitti, İran'a ne kadar gitti. Bunlar da yazıyor. En sonunda 1922 Kasım itibariyle Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ki Amerika ve İngilizler tarafından hazırlanan rapordur. Dünyanın diğer ülkelerine giden Ermenilerin sayısı 817.873'tür. Dolayısıyla bu şekilde bir dağılım meydana geldi. İşte Anadolu'da Ermeniler gitmek durumunda kaldılar. Rumlar gitmek durumunda kaldılar. Yahudiler hariç. Ama Yahudiler de genelde İstanbul'a toplandılar. Onların yerine Kafkasya'dan gelen veya Balkanlardan gelen Türkler yerleşti. Böylece Anadolu ilk defa o kadar Türkleşmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı milli mücadele sonrasında Türkleşti diyebiliriz. Eskisine göre çok daha Türkleşmiş oldu. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı Rumeli'den gelenlerle ilgili de şu iki kitabı örnek vereyim. Birisi Bilal Şimşir tarafından Tarih Kurumu'nda yayınlandı yine. Rumeli'den Türk Göçleri adı altında iki ciltlik bir kitabı yayınlandı onun. Orada çok güzel şeyler var. İkincisi Mirat-ı Hakikat diye bir kitap var Ahmet Muhtar Paşa'nın. Ahmet Muhtar Paşa'nın Mirat Hakikati var. Oradan da izleyebilirsiniz bunları. O da var. Ondan sonra rahmetli oldu benim kardeşim. Doçent 50 yaşında kalp krizinden vefat etti. Ahmet Halaçoğlu olarak Tarih Kurumu'nda basıldı. Doktora teziydi bu. 1912 Balkan Savaşları ve Göçler diye bir kitabı vardı. O kitapta da bunlar yer alır. Dolayısıyla bunları oradan doğru olarak takip edebilirsiniz. Başka kitaplar da var örnek olarak işte Yılmaz Öztunan'ın da var Balkan Savaşları ile ilgili başka bir takım arkadaşlarımızın da var. Ama dediğim gibi bu
ana kitapları söyleyebilirim. Arşiv kayıtlarına bakarak hazırlanmıştır. Bu kitaplarda yeterli bilgi bulursunuz diye düşünüyorum. Onlar size yardımcı olacaktır. Şimdi burada bir iki arkadaşın şeyleri var. Onları da şey yapayım, belirteyim. Eray Apak, Aplak diyor ki Mısır'da yaşayan Türkler hakkında bir malumatınız var mıdır diyor. Şöyle söyleyeyim. Sayısı üzerinde bir şeyim yok, bilgim yok ama şöyle düşünün, Mısır çok eski tarih, yani binli tarihlerden itibaren Türklerin devlet kurduğu bir bölgedir. IŞİD'ler, Tolonoğulları gibi devletler var Mısır'da biliyorsunuz. Ondan sonra Eyyubiler var, Memlükler var. Bunların hepsi Türklerin kurmuş oldukları devletler. Yani çok uzun bir müddet Mısır Türk hakimiyeti altında kalmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde sadece Osmanlı idaresine girmiştir. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Genelde Cenevizlerin Karadeniz'in kuzeyinden esir ettikleri Kıpçak Türkleri ve Çerkezler Mısır'a da getirilip satılmıştır. İşte Kölemen dediğimiz veya diğer ismiyle, o da Kölemen de köle kelimesinden geliyor. Memlük de köle demek. İkisi aynı devlet zaten. Oraya getirip sattıkları insanların kurdukları devletin ismi dolayısıyla bu isim alınmıştır. Yani Memlük Devleti'nin ismi oradan geliyor veya Kölemenler Devleti'nin ismi oradan geliyor. Ama Eyyubiler öyle değil. O Nurettin Zengiler'in kurmuş oldukları asıl mekanı Mardin bölgesi olan bir devlettir. Mısır'a kadar bütün Suriye'yi kontrol etmiştir. Mısır'a kadar da hakimiyetlerini genişletmiştir. Selahaddin Eyyubi de bu Zengi döneminin devamı olan bir devlettir. Haçlılara karşı da büyük mücadeleler vermiştir. Şimdi Memlüklerin ayrıca bayraklarında ay yıldız vardır. Ay yıldız vardır ve devlet sistemi olarak da çok ilginçtir. Osmanlı'dan çok farklıdır. Hükümdarlık babadan oğula geçmez. Divanda hükümdarın vefatından sonra divanda ortak olarak alınan bir kararla kimin hükümdar olacağına karar verilir. O şekilde hükümdarlık kurulmuştur. Yani şeyin, Memlüklerin hükümdar sistemi farklıdır. Yani babadan oğula geçen bir hükümdarlık sistemi yoktur onlarda da. Sonra başka Mısır dışında tabii ki özellikle Tunus'ta ve Cezayir'de çok önemli bir Türk nüfusu vardır. Bizzat kendim şahit olduğum, gidip oralarda gördüm, görüştüm de yani. Bunlar mesela Tunus'ta da Cezayir'de de çok önemli bir nüfus var. Nitekim Tunus'a gittim, bir toplantıya gitmiştim. O zaman Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısıydım. Oraya gittim. O toplantıda karşılaştığım insanlar vardı. Ve orada hatta şey var, Tunus'ta Zeytuniye denilen bir semt var. Burası onun üst kısmında medreseden alıyor adını, Zeytuniye Medresesi'nden alıyor semt ismini. Orada El Ahbar Meydanı diye üstte bir şey var. Çok güzel tarihi evler vardı, yeşil pancurlu falan. Onları kameralarla onları çekiyordum. Ki o arada 3 sivil polis geldi, benden kamerayı istediler. Yasak dediler çekmek. Ben dedim ki yasak olduğunu bilmiyordum dedim. Kaseti çıkardım. Kaseti vermeye kalkışınca bana sordular. Sen hangi millettensin dediler. Türk olduğumu söyleyince kaseti geri verdiler. Türksen dediler, çekebilirsin. Kendiler de Türkmüş çünkü. Yani enteresan şeyle böyle karşılaştım. Sonra Cezayir'de arşiv genel müdürüyle yürüyorduk caddede. Dedim ki kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Bize ne kadar benziyor bu insanlar dedim. Dedi ki orijinlerin hepsi Türk zaten bunların dedi. Fakat Türkçe bilmiyorlardı. Yine oradan Tlemcen ve Tlemcen şehrine gittik. Dur, bir isim daha vardı, bir şehir daha vardı. Uzun tüfekli atlı askerli kişiler bizi karşıladılar ve başka arkadaş da vardı yanımda. Ve orada hakikaten oralar hep Türk şehriymiş. O şehirlerde
Türkçe bilmiyorlardı. Sadece yaşlı bir kadın geldi, beni eve çaya davet etti. Türkçe konuşarak davet etti. Dediler ki orada bana zaten yetkililer, buraların aslı hep Türktür dediler. Evet, kuloğulları var biliyorum ama onların dışında çok geniş bir Türk şeyi var, grubu var orada. Evet, Yemen keza öyle. Giden askerlerimiz geri dönemeyip orada kaldılar. Suriye'de çok önemli bir Türk nüfusu var. Yani en az 2,5-3,5 milyon civarında bir Türk olduğu belirtiliyor ki nitekim orayla ilgili bir kitap yayınlamışlardı oradaki Türkler. O kitap benim elimde vardı ama bir türlü Türkçe'ye de aktaramadım, Arapçaydı. Türkçe'ye çevirebilsek önemli bir miktar Türk nüfusu olduğu ortaya çıkıyordu. Mesela o Golan Tepelerinde hep Türkler dayanmışlar İsrail'e karşı ve onlar daha sonra oradan Golan Tepelerinin bir kısmı İsrail tarafından işgal edince oradaki Türkler Suriye'nin iç kısımlarına çekilmişler. Bir kısmı da Irak tarafına gitmişlerdi. Irak'ta önemli bir nüfusumuz var. Türk nüfusu var, Türkmen nüfusu var. Sonra daha çok Bayatlar var orada mesela. İran'da keza %53 civarında, bana söylenen İran'a gittiğimde %53 civarında Türk nüfusu. Yani İran'ın nüfusunun %53'ünün Türk olduğu şeyler, %35 civarında Farslar. Geri kalanları da diğer unsurlardan oluşuyor. Haliyle İran'da da zaten 1000 senelik bir Türk geçmişi vardır, devletleri geçmişi vardır biliyorsunuz. Haliyle böyle bir yapı var çevremizde. Biz Türkler bunlarla pek fazla ilgilenmediğimiz için maalesef şey yapmadı. Yok, Börte için öyle değil. Suriye'de Türkler hala duruyor. O kadar değil. Zaten Ruslara karşı da direnen, hepsine karşı direnen orada Türkler. Özellikle Hatay'ın alt kısmında, Bayır Bucak bölgesinde onlarla mücadele eden Türkler. Bakın onlar gelmediler biliyor musunuz Türkiye'ye? Suriyeli Araplar geldi, Ermeniler geldi, Halep'teki Ermeniler Türkiye'ye geldiler. Sığınmacı olarak girdiler. Bizim Türkler orada mücadele ettiler o bölgeleri işgal ettirmemek için. Hatta aileleri Türkiye sınırında ayrıca kamplara yerleştirildi. Onlar bile Türkiye'ye gelmedi. Çok az Türk geldi. O bölge Irak'tan mesela çok az Türk geldi. Türkler içeriye bile alınmadılar zaten. Bir politika gereği alınmadılar. Onları da özellikle bilmemizde fayda var. Aslında Türk var da şimdi şunu da söyleyeyim. Ben mesela Türkmenistan'da Dünya Türkmenleri Humaniter Birleşiği adı altında bir kuruluş vardı. O kuruluşun da yönetim kurulu üyesiydim. Dünyanın her tarafındaki Türkmen gruplarının temsilcileri gelirdi. Her yıl bir toplantı yapardık Türkmenistan'da. İşte orada mesela Suriye'den gelen Türkler içerisinde Türkçeyi konuşamayan, sadece Arapça konuşan Türkler vardı. Unutmuşlardı. İşte çat pat eski Türkmen diliyle, Türk diliyle konuşuyorlardı. Onlara da şahidim yani. Orada bayağı Türk nüfusu vardı. Ama bundan Türkiye'nin ne kadar haberi vardı diyeceksiniz. O ayrı bir mesele. Veya ne kadar ilgilendiler diyeceksiniz. Ayrı bir mesele. Mesela Suriye'de Şam Bayadı adı altında orada Türkler vardır. Halep bölgesi Avşarlarından tutun da Beydillilere kadar o kadar çok Türkmen grupları vardır ki akıl almaz. Nitekim Halep'te bir konferansa gitmiştim, Halep Üniversitesi'ne. Bu Türkiye ile Suriye arasındaki işte vizelerin de kaldırıldığı dönemde bir konuşma yapmaya gittim Halep Üniversitesi'ne. Sonrasında işte konferanslarımızı verdik. Hama'ya gittim, Humus'a gittim, orada Türkleri gördüm. Tartus'a gittim, orada Türkleri gördüm. Şam'a gittim, orada Türkleri gördüm. Ayrıca Halep surlarının dibinde çok güzel kafeler vardı. Gece sabaha kadar oturuyorsunuz o sıcak mevsimlerde. Orada otururken bir sürü Türkmen genç geldi, çocuklar geldi. Onlarla oturduk, sohbet ettik orada. Türkçe çok güzel konuşuyorlardı hatta. Onlarla konuştuk. Yani Rakka bölgesinde Türkler var, Deir-i-Zor bölgesinde Türkler var. Biz onlardan habersizdik. Yani biz deyince ben kendimi söylemiyorum. Türkiye olarak habersizdik. Biz o konuları araştırmıştık. Rahmetli benim hocam vardı Cengiz Orhonlu. Ben talebeyken Suriye Türkleri, Irak Türkleri diye Türk Dünyası Araştırmaları dergilerine makaleler yazmıştı. Onları okumuş olduğum için oradan belli bir ölçüde zaten bunları biliyordum. Ama daha sonraki
Kendi yaptığımız araştırmalarda da o bölgelerde mesela Halep Türkmenleri adı altında çok geniş bir Türkmen grubu vardır. Yazlık kışlık arasında gidip gelen Türkmen gruplardır bunlar. İfraz-ı Zülkadriye Türkmenlerinden, yani Zülkadirli Türkmenlerinden ayrılmış grup anlamında. Ama Bozok'tan, yani bugünkü Yozgat'tan Halep'e kadar gidip gelen Yenil Türkmenleri vardır. Şeyden Sivas Kangal'dan giden Yenil Türkmenleri vardır. Bozok Türkmenleri vardır. Yozgat'tan ta oraya kadar giden. Haliyle çok geniş bir yelpazemiz var. Bunları çok iyi araştırmamız gerekiyor ama sosyologlarımız bunlar üzerinde durması lazım. Yani dokudukları kilimlere bakmaları lazım, ağıtlarına, konuşmalarına. Bunlar o kadar büyük malzemeler çıkarırlar ki ortaya. Bunları araştırsak zaten birçok problemi ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bunların durumu ne olacak diyor Cem kardeşimiz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Türkiye'nin bir politikası var. Yurt dışındaki Türkleri Türkiye'yi kabul etmiyor biliyorsunuz. Komşu ülkelerdeki Türkleri kabul etmiyor. Sebebi de o bölgelerde bu Türklerin ayrılmasını arzu etmiyor. Çünkü onlar sigortası, Türkiye'nin de sigortası. Orada bulunmalarında da fayda var. Ayrılmamaları lazım benim düşünceme göre de. Ama gereken ne varsa yardım yapılması lazım. Kültürel açıdan, dil açısından bunların hepsinin desteklenmesi lazım Türkiye tarafından. Bunu da özellikle belirteyim. 2,5 milyon kalıp kalmadığını Börteçin'e bilmiyorum ama şu an tabii bir istatistik yok bu konuda. Gelenlerin sayısı çok fazla değil yalnız. Onların birçoğu da geri gittiler biliyor musunuz? Yani Türkler gidiyorlar, Araplar gitmiyor. Onu da belirtmek lazım. Sonra Kırımlıyla konuşsan Türk müsünüz? Bana diyor Kırım Tatarıyım. Şimdi değerli arkadaşlar maalesef bu Rusların politikası çerçevesinde Gökalp Noyan için söylüyorum onun sorusuna. Şimdi ben Kazak'ım, ben Kırgız'ım, işte Azerbaycan artık öyle demiyor, ben Azeri'yim diyorlardı. Azerbaycan dili konuşuyorum diyordu Türkçe'ye. Kazak da Kazakça konuşuyorum diyordu. Ben hatta bir Kazak profesörle bir otomobille bir yere gidiyorduk Kazakistan'da. Siz Kazakça mı konuşuyorsunuz dedim. Evet dedi ama Türkçe konuşuyoruz böyle konuştuğum gibi. Peki dedim şunlara ne denir dedim. Ağaçları gösterdim. Agaç dedi. Peki atları gösterdim. Bunlar işte yılkı dedi. Yılkı biliyorsunuz yabani hayvanlara, atlara verilen isimdir. Aa, biz de yılkı diyoruz. Onun küçüklerine ne diyorsunuz dedim. Tay dedi. Şimdi bu şekilde söylediklerimin hepsinin Türkçesini söyledi. Ya dedim çok ilginç değil mi dedim. Bizde de hep aynı şeyler, kelimeler kullanılıyor dedim. Kazakça ile Türkçe ne kadar birbirine benziyor dedim. Hatta biraz böyle gırgır geçtim. Sonra şimdi tabii eskiden şöyle Türk dilli halklar diyorlardı, kendilerini Türk olarak da görmüyorlardı ama şu an öyle değil. Onda büyük aşama kaydedildi. Türk dünyası kelimesini bile kabul etmiyorlardı. Çünkü 1994'te tarih kurumdayken Türk dünyası tarih araştırmaları kongresi düzenledim. O Türk cumhuriyetlerinden de kelimeler getirttim. Temsilciler geldi. Onlarla birlikte organize ettik. Oturduk ilk toplantımızda neredeyse kavga çıkıyordu. Şimdi onlar Türk dilli halklar diyor. Bizim Türkiye'dekiler ne demek Türk dilli halklar? Biz Türk'üz diyorlar. Şimdi fakat bir kavram kargaşası vardı. Şimdi bizim Türk Cumhuriyetlerindeki insanlar Sovyetlerin yönlendirmesiyle Türk dilli halklar zaten Kırgız, Kazak, Türkmeni, Özbe birbirlerine hepsini rakip gibi göstermiş. Kiril alfabesinde de bazı harfleri değiştirmek suretiyle birbirlerini anlayamaz hale getirmeye çalışmışlar. O hale getirmişler. Şimdi Türk deyince o ülkelerde biz sonra ortaya çıktı ki Türk deyince sadece Türkiye'deki Türkler anlaşılıyormuş.
Sonra öğrendik. Halbuki biz Türk deyince bütün herkesi Türk olarak görüyoruz. Yani Kazak da, Kırgız da, Özbek de, Azerbaycan'daki Türkler de, hepsini biz Türk görüyoruz. Bütününü daha doğrusu. Tatarı, Matarı demiyoruz. Hepsini Türk görüyoruz biz. Yani veya Türkiye'deki Oğuz boylarına mensup 24 boyu biz ayırmıyoruz ki, hepsini Türk görüyoruz. Şimdi dolayısıyla sonra anlaştık ki böyle diyorlar. Dedik ki yok, biz öyle değil. Biz Türk deyince aynı soydan gelen, aynı kandan gelen bütün bu insanların hepsinin adıdır Türk. Türkiye'dekilerin değil. Bu Türkiye Türkleridir. Öteki Kazakistan Türkleridir. Öteki Azerbaycan Türkleridir. Sonuçta anlaştık, Türk dünyası demeye başladı onlarda. Böyle bir şeyimiz var. Uyuşmazlığımız vardı zamanında. Böyle bir uyuşmazlığı da ortadan kaldırma imkanı oldu ondan sonra. Yani bu başlangıçtaki bazı kavramlardaki o devletlerin bize verdikleri yanlış şeylerden kaynaklanmıştı. Şimdi Azerbaycan'da fazlaca olmuyor Gökalp o. Eskiden öyle diyorlardı bir ara. Azerbaycan dili anayasaya da öyle koymuşlardı. Azerbaycan dili. Ama daha sonra biliyorsunuz bir millet iki devlet şekli bütün Türk Cumhuriyetleri tarafından benimsendi. Çünkü ben çoğu zaman İşte Demirel o zaman Cumhurbaşkanıydı, Tarih Kurum Başkanlığım döneminde. Her seferinde beni muhakkak götürürdü, yanına alırdı. Ve oradaki irtibatlara birebir şahit olduğum için Cumhurbaşkanları kendi aralarında görüşürken de ben de yanlarında hep oluyordum. Dolayısıyla orada artık bir millet iki devlet sözü hepsine hakim oldu. Nitekim bugün biraz daha farklı bakıyoruz bunlara. Şimdi evet... şurasını ayırt etmemiz lazım. Şimdi biz kimseye düşman değiliz. Kimseye düşman değiliz. Ama kimseye de tamamen her şeyimizle terk edecek dostluğumuz söz konusu değil. Her zaman temkinli olmak zorundayız. Ayağımızı bir adımımız atarken öteki adımımızın sağlamlığına attığımız adımın sağlamlığına kanaat getirmeden öteki adımımızı kaldırıp öbür ileriye atmamamız lazım. Bu temkinliği bu konularda göstermeliyiz. Şimdi geçmiş dönemde nasıl mesela Rusya Balkan Paktı'nın oluşmayacağını, bir araya gelemeyeceklerini bize telkin etmiş ve bizim devlet adamları da kabul etmişse ve dolayısıyla bütün Balkanları o yüzden kaybetmişsek, bugün de Amerika, Rusya, Çin, kim söylüyorsa, hangi devlet, Avrupa ülkeleri kim ne söylüyorsa onlara göre değil, kendimize göre, kendi aklımıza göre bir planlama yapmak zorundayız. Ve onları bir şekilde kendimiz yönümüzü, çizgimizi belirlemek zorundayız. Kimseye güvenmemek zorundayız. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bile diyor ki dostuna bile bir dereceye kadar güven, ola ki ihanet ede diyor. Hiç belli olmaz, insanoğlu çiğ süt emmiştir. Dikkatli olmak zorundayız. Hele hele devleti yönetirken çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çünkü devlet yönetimi öyle bir şirket yönetimine benzemez. Şirketini iflas eder ama devletiniz baki kalır. Ama devleti kaybederseniz o zaman iş kötü olur, bütün millet dağılır. Ülke esaret altına girer. Bunlara dikkat etmek lazım. Devletle şirketleri eşdeğer tutmamak lazım. Aynı biçimde yönetilmesi mümkün olmayan şeylerdir onlar. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konuşmamı da burada sonlandırıyorum. Bana arkadaşlar Demet Okan'ın elimizden Batı Trakya'nın Gümülcene İskeçe bölgelerinden farklı olarak 15'te Bulgarlara şey de verdik biz onu. Demet Okan'ı falan bu 2. Balkan Savaşları'nda Edirne'ye aldık ama onun dışındaki bütün Batı Trakya bölgesini İstanbul Anlaşması'nda Bulgaristan'a maalesef bıraktık. O tarihte Osmanlı döneminde bıraktık. O tarihten sonra da Osmanlı'ya bir daha geçmedi zaten. Türklerin idaresine geçmedi. Sadece biliyorsunuz şeyde Edirne'de Meriç Nehri sınır olarak alınmıştı. O sınır muhafaza edildi. Sadece orada neydi, hangi bir istasyon var ya
Karacadağ mıdır nedir tam ismini hatırlayamadım şimdi oranın. Onların orası savaş tazminatı olarak Türkiye'ye terk edildi. Bu kadar.